maç yokken ilk defa bu maçta hani sahada ev sahibi takım hoş geldiniz ya kenara hoş geldiniz diyor ama kulübedekiler de oyuncu. Teknik direktör de misafir. Kulübedekiler de misafir. Kulübenin tamamı. Kim düşünmüş hocam? Adı ne bu adam? İbrahim Ülgen diye. İbrahim Ülgen. Tamam abi. Kulübeden İbrahim kardeşimiz. Ne yapmış? Hem yedekleri hem hepsini. Yani şöyle selamını hoş geldin mi demiş. Selamladıktan sonra o sıra bozulmadı. Sahanın içine dağılmadılar. Kulübeye yöneldiler. Bizim misafirlerde tekrar dolaştılar. Ondan sonra bir örnektir. Bu milattır. Vallahi çok keyifli olmuş. Bununla ilgili şunu da belirteyim. İbrahim Ali Bey'in söylediği şey şu. Bizim Buca Akademi'nin maçlarına, Buca'nın altyapı maçlarında bu bir zorunluluk. Kural. Hepsi yapıyorlar. Her maçta bunu yapıyoruz. Onlar da misafir. Onlar da hoş geldin. Yani bu anlamda evet, güzel tabi bu görüntünün üzerine bana Hennen'in gol sevinci de ayrıca bir görüntüyü bizim bir akşamı verelim. Yani şimdi golü tekrar izleyelim. Şimdi Ziya'nın bak Allah aşkına. Yerden sektiği için. Bir kadar olsun. Olsun. Ayağın da biraz yok hocam. Hocam önde olsa kurtarır hocam. Yani bir şey orada. Yani bak buraya. Ama gittiğinde de yapıyor bunu uzak. Düştüğü üç kez yapıyor. Yani uzak düştüğü için geliyor. Son aşaması. Hocam, Buca seyircisini de kutlamak lazım. Çok sakin kaldılar. Çok sakin kaldılar. 2-3 dakika biraz kutlamak. Kalamaz. Evet. Buna tepki büyük olur ve olabilirdi. Herkes de bu tepki veriyor takımdan. Buca'dan. Ya nereden buraya Allah aşkına? Tam köşeden ya. Beklemiyordum kardeşi. Hiç beklemiyordum. Çok da hani gözleri var diyorlar. Aferin baba. Şeye, bana hele. Denedim bu gol oldu ama. Sonrasında. Evet. Çok güzel bu ya. Kalecilerde yanıltan bu zaten. Beklenmedik anda bu ya. Ne yaparsın orada kardeşim sen şimdi? Bak dikliğinde yapıyor. Bana yapıyor. Ne yapar? Bir daha yapıyor. İki. Üçüncüde üç. Yani onu sarı diyor. Sarı topun diyor. Sibobunu diyor. Topun sibobunu diyor. Alırım diyor. Böyle bir havalara vuruyor. Biraz hocam izliyor. Namon'un hareketinden fazla bir farkı. Namon'un hareketinden fazla bir farkı. Fazla ama yaklaşmış. Peki. Başka söyleyeceğin bir şey var. Bunun üzerine fazla konuşmayalım. Daha fazla görüntüye geçiyorum. Hiç göstermedi sevgili Deniz kardeşim. Gereksiz ve çirkin. Bir aramız daha var. Buna bir ceza bekliyoruz. Evet yani sevgili yöneticilerin üzerinden bir şey. Sevgili başkandan veya adam ve sevgili yani federasyonun bile bir ceza bekliyorum. Bekliyorum. Ciddi bir. Hak etti. Ona güzel bir ceza verilmeli arkadaşlar. Akıllı basınca olacak hareketli. Her maçta gözlemciler. Ne amacın ne tavrın ne düşüncen ne niyetin ne. Ben bunu anlamışım, gol atmışım, git böyle sevim, böyle sevim, bunu yap, bu ne ya? Taraftarların yanmış, kaderisine git de onlara doğru. Çok önemli bir zor bir deplasman maçından galibiyetle oynuyor, öne geçen yeni hoca diyorsun. Yeni hocana jestini, armağını yapıyorsun. Çok da önemli bir oyuncusun, bir gün ilk 6-7 haftasında sakatlıktan dolayı oynayamadın, geldiğinden beri takıma çok şey katıyorsun. İnsanın aklına başka şeyler geliyor, geçen sene Karşıyaka'da da oynuyordu. Evet. Ben şimdi isterseniz farklı senaryo kuruyorum. Bucalılarla bir anlık veremediğim varsa. Bir şey daha söyleyeyim mi hocam? Şimdi bu bana hani ya yazımda bunu kimse unuturmuyor. Yani her deplasmanda taraftarın büyük tepkisini çeker mi? Ya bu abi çekecek mi? Tabii. Bana bak sokağa. Yaşanacak şeydir hocam. Ne gereği var sen burada Türkiye'de yaşıyorsun, Türkiye'de güzel paralar kazanıyorsun, Türkiye'de yiyorsun, içiyorsun, seviliyorsun. Neden, niye bu sevilme çirkinliğine ne gerek var? İnanamıyorum ya. Hayretler içinde. Bana hele vururdu. Önceki maçlarda bir iki defa yaptı. Araştırırsanız çıkacak. Bak, geçen sene Karşıyaka'da hiç yani görmedik. Hiç görmedik. Urfa'da da Şanlıurfa'da geldiğinden beri haberlerde görmedik. Biz de suçluyama orayı yaptı diyor. Biz bunu yaptık. Bir yapmış olsa mutlaka görüldü. Rakip taraftarlardan 15 gol mü attı Karşıyaka'da? 15 golü var. Hiç görmedik 15 gol içinde böyle bir şeydir. Ezgi Aygen Ezgi Aygen yaptığı terbiyesizlikle direkt kırmızı verilmiş. Hocam verebilir miydi? Verebilir miydi ne demek? Yani Onur çok yetenekli, çok başarılı bir hakem. Yakında bir ihtimal. Vallahi versene çok yapacağız. Keşke versene. Ben çok merak ediyorum. Ha. Onur niye verdi? Peki ben hocam yani bu nasıl bir şimdi formadan çıkarıyor adam. Ona da sarı kart veriyorsun. Önüne bir yazı yazıyor. Onu gösteriyor. Ona da sarı kart veriyorsun. Buna da sarı kart veriyorsun. Bunun şöyle bir şey var hocam. Aynı değil hocam. Dille küfür etmekle vücut diliyle etmek arasında bir fark var mıydı? Ben bunu sorayım. Hakemin bakış açısından baktığında. Yani şimdi bunu bir küfür olarak değerlendirirsek. Diliyle tribünleri kütletse zaten öyle bir değerlendirilemez.
Atılır. Yani bunu duyamazsın. Onu atmazsan kimse niye atmadın diyemez. Ay misal veriyorum, atılır. Fiziki olayı görmedin diyecek bir seçenek yok. Birinciyi görmedin. İkinciyi görmedin. Üçüncüyü yok. Görmemiş olsa sarı kartı versin. Zaten golden sonra olaya bakıyor. Ne yapacak diye takip ediyor. Gol atan oyuncuyu herkes takip eder. Yani forma çıkaracak mı, tellere çıkacak mı, herhangi bir panel zaten sevinç yapacak mı diye takip eder. Takip ediyor ve takip ederken de bugüne kadar görmediğimiz bir hareketi görüyor. Hocam, İnşallah bir daha görmeyiz. Hakemimiz bu arada ilk defa gördüğü için kırmızı karttan, kırmızı karttan kendine yoksa mı bıraktı acaba orada kararsız kalmış olabilir mi hocam? Şimdi örnek ama veriyorum. Aslan gibi yüreğini çıkarıp konuştuğumuz nasıl öperdik severdik doklardık bu arada. Konuştuğumuz o maç önü seremoniyi de görelim. Evet. Geldik mi? Şöyle bir kez spor kalesinde 34 parayla siyah var. 3 vaka. 5 umut, 7 zafer, 8 Taylan, 9 Atilla, 13 Henrik'te, 14 Ferhat, 27 Recep, 68 Emre ve 95 Batuhan ilk 11 ile sahaya geldi. İlginçtir şu anda önce Şanlıurfa sporlara bir hoş geldin dedi. Bu spor oyuncuları daha sonra da Şanlıurfa ile az önce bahsettiğimiz konu sadece sahadaki 11 değil, kulübedeki oyuncular teknik heyet hepsi gidip rakip takımın yedek kulübesine de hoş geldiniz diyorlar. Çok güzel. Çok güzel bir hareket. İnşallah örnek olur. İbrahim Halil Bey de şu anda sırtını dönen mutlu beyefendi. Ekranın sol tarafında şu anda. Ya böyle mutlular aynı yerden almış herhalde. Kızılay dağıtıyoruz hocam. Evet, böyle güzel bir mutlular. Teşekkür ediyoruz Buca Spor'da bu düşüncenin altında imzası olan herkese tebrik ediyoruz. Evet, güzel. Değerli izleyenler, kısa bir aramız daha var.